Arkadaşlar merhabalar. Bugün ışığın kırılması konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız hep beraber. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. X ortamından gönderilen bir I ışınının Y ve Z ortamlarına geçişi şekildeki gibidir. Ortamların kırılma indisleri nx, ny ve nz olduğuna göre nx, ny ve nz arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi şekle bakarsanız, şekilde gördüğünüz gibi X, Y, Z ortamlarımız var. I ışını buradan X'ten Y'ye, Y'den de Z'ye geçerek kırılma yaşıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, I ışını geldi. Yüzeyin normalini çizdiğimizde neydi yüzeyin normali? Ayırıcı yüzeye dik gelen doğrultu. I ışını kırılmasaydı şu şekilde yoluna devam edecekti. Ancak gördüğünüz gibi Y ortamına girdiğinde bir kırılma gerçekleşmiş. Kırılma nasıl gerçekleşmiş? Normale yaklaşma şeklinde. Biz ne zaman normale yaklaşıyoruz? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğimizde. Yani Y ortamı X ortamından daha yoğun diyeceğiz. Y ile Z'ye baktığımızda yine Y'den gelen ışın kırılmasaydı eğer ne olacaktı? Şurada nokta nokta şeklinde gördüğünüz gibi gidecekti. Ancak bir kırılmaya uğramış ve yine normale yaklaşarak gelmiş. Yani Y'den Z'ye geçtiğinde de az yoğundan çok yoğun ortama geçmiş. O zaman son kez tekrar edersek, X ortamından gönderilen ışın Y ortamına geçerken normale yaklaşmış. Yani ny büyük nx. Benzer şekilde Y'den de Z'ye geçerken yine normale yaklaşarak kırılmış. Yani nz büyük ny. Bu durumda sonucumuz ne oldu? Nz büyüktür ny, o da büyüktür nx şeklinde oldu. K ortamından L ve M ortamlarına gönderilen I ışınların izlediği yollar şekil 1 ve 2'deki gibidir. Buna göre M ortamından L ortamına şekil 3'teki gibi gönderilen I ışını hangi yolu izler? Şimdi bize referans olarak burada şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. K'den L'ye geçerken baktığımızda arkadaşlar yüzeyin normali referansımız bu. I ışına geldi. Kırılmaya uğramasaydı şurada gördüğünüz nokta nokta şeklinde devam edecekti. Ama ne yapmış burada? Normalden uzaklaşarak kırılmış. K'den M'ye baktığımızda yine I ışına gelmiş. Konuyu anlatırken hatırlarsanız gelme açısıyla sınır açısı birbirine eşit olduğunda yüzeyi yalayarak yani ayırıcı yüzey üzerinden geçer demiştik. Ve bu ne zaman gerçekleşiyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gerçekleşiyordu. Şimdi burada da normalden uzaklaşarak geçti. Yine yani ne oldu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş oldu. Yani K bu durumda en yoğun ortam olmuş oldu. Peki M ile N'yi nasıl karşılaştıracağız? Bizden onu istiyor. M ile R'ye baktığımızda ise arkadaşlar indis farkı büyüdükçe sınır açısı ne olacak? Küçülecek. Yani L ortamının M ortamından büyük olması gerekiyor. O zaman şekil 3'e baktığımızda kırılma indisi büyük olan ortamdan küçük ortama geçtiğinde ışın ne yapacak? Yüzey normaline yaklaşacak. Şimdi 5 numaraya baktığınızda tam yansıma çoktan aza geçerken olur. 4 numara yüzey yalama yani ayırıcı yüzey ortamında yine çoktan aza geçerek olur. Bizimkinin normale yaklaşması gerekiyordu. Burada normale yaklaşan kim arkadaşlar? 1 numaralı ışın. O zaman ne diyeceğiz? 1 numaralı yolu takip edecek. Diğer sorumuz, kırılma indisi N1 ve N2 olan saydam ortamlardan N1 ortamından bir K ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışın hangi yolu izleyemez? Şimdi N1 ve N2 arasındaki ilişkiden bahsedilmemiş. Olasılıklar üzerine konuşacağız. Mesela 5'ten başlayalım. Şimdi gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit. Bu tam yansıma demekti. Tam yansımada ne zaman olurdu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Yani N1, N2'den ne olabilir? Büyük olabilir. 4 numaraya baktığımızda ayırıcı yüzey üzerinde ilerleme yani yüzeyi yalama. Bu da çok yoğun ortamda az yoğuna yani N1, N2'den büyük olabilir. 3 numaraya baktığımızda ne olmuş? Bakın kırılmaya uğramasaydı bu şekilde gelecekti. Nokta nokta şeklinde görüyorsunuz. Ne yapmış? Bu da normalden uzaklaşmış. Ne zaman normalden uzaklaşıyoruz arkadaşlar? Yine çok yoğundan az yoğuna geçerken yani N1, N2'den büyük olabilir. 2 numaraya baktığımızda kırılma uğramasaydı nokta nokta şeklinde demiştik. Burada
2 numarada normale yaklaşmış. Normale yaklaştıysa daha yoğun ortama geçmiştir. Yani N2, N1'den büyük demektir. Bu da olabilir. Ama 1 numaraya geldiğimizde ise, şimdi 1 numaranın olabilmesi için yüzeye gönderilen ışının gelme açısı sıfır. Yani ışın yüzeye dik gelecek. Ortam değiştiren ışının hızı değişebilir. Ancak ilerleme doğrultusunda bir değişiklik olmaz. O zaman cevabımız ne olacak? 1. Tekrar edersek 2'nin olabilmesi için N2, N1'den büyük olmalı dedik. 3, 4 ve 5'in olabilmesi için de N1'in N2'den büyük olması gerekir demiştik arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Su ortamında bulunan kaynaktan çıkan bir K ışını yüzeyin normali ile İ açısı yaparak yüzeye ulaşmakta ve şekildeki gibi sınırdan geçmektedir. Buna göre yukarıdaki işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa K ışını tam yansıma yapabilir. Şimdi buraya baktığımda ben şunu anlıyorum. Sudan havaya geçerken ne olmuş ışın? Yüzeyi yalayarak geçmiş. Yani ayırıcı yüzey üzerinde ilerlemiş. Bu ne zaman gerçekleşiyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Şimdi bizden istenilen de tam yansıma yapılması. Tam yansıma yine çok yoğundan az yoğuna geçerken olur. Gelme açısı iyi ise sınır açısı gelme açısına eşit. O yüzden ne oldu burada? Kırılma açısı 90 oldu. Bu durumda ışın dedik ayırıcı yüzey üzerinde hareket etti. Tam yansımanın olması için de az önce söyledik. Gelme açısının sınır açısından büyük olması gerekir. Şıklara baktığımızda yani iyi açısını bizim büyütmemiz gerekiyor. Hangisinde var arkadaşlar? 2 numarada var. Yani iyi açısını büyütürsek ne olacaktır? Tam yansıma gerçekleşecektir. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde ışığın tam yansıması olayı gözlenir? Fiber optik kablolarda veri iletimi. Yine konu anlatımını yaparken şeklinde size göstermiştik. Burada tam yansıma gerçekleşiyordu. Sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi yine aynı şekilde tam yansıma. Havuz tabanındaki ışık kaynağının su yüzeyinde belli bir bölgeyi aydınlatması yine arkadaşlar bu da tam yansıma olayı. Yani cevabımız 1, 2 ve 3. Tekrar etmek isteyen arkadaşlarım için lütfen ışığın kırılması konusuna bakarsanız bu örneklerin hepsini detaylı olarak size orada ifade etmiştik. Altıncı sorumuz. Kırılma indisi N1 olan ortamdan kırılma indisi N2 ortama, N2 olan ortama İ açısıyla gönderilen ışın şekildeki gibi R açısıyla kırılıyor. Buna göre R açısının daha küçük olması için yukarıda verilen ifadelerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi gelme açısı İ, kırılma açısı R, kırılma indislerine baktığımızda N1 ve N2 ortamları sinel bağıntısından bahsetmiştik. Ne demiştik? N1 çarpı sinüs İ eşit olmalı N2 çarpı sinüs R'ye. Şimdi o zaman bağıntıya göre incelersek İ küçültülmeli. Şimdi İ açısını küçültürsek sinüste arkadaşlar burası ne olacaktır o zaman? Olur. R açısı büyüyecektir. N1 küçültülmeli. N1'i küçültürsek buradaki sayı değerini yine R açısı ne olacaktır? Küçülecektir. N2 büyütülmeli. Şimdi N2'yi büyütürsem ben bu tarafı büyütürsem sol taraf sabit ya. O zaman buradaki açı yine ne olacak? Küçülecek. Yani her üçü de doğru olmuş olacak. Ne yaptık? Sinel bağıntısını yazdık ve sinel bağıntısındaki verilenlere göre bize burada 1, 2, 3'te neyi büyütmemiz, küçülttüğümüz söylenirse onu yerine koyuyoruz ve ona göre istenilen şeyi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Yedinci sorumuz, hava ortamından yarım daire kesitli cam ortamının merkezine şekildeki gibi bir K ışını gönderiliyor. Buna göre ışın hangi yolları izleyemez? Şimdi cam ortamından hava ortamına geçiyoruz. Bakın ben burada yazdım. En cam, en havadan nedir? Büyüktür. Yani burada inceleyeceğimiz şey çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olacak. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacağız. Ama 5 numaraya baktığımızda ışın kırılmasaydı şu nokta nokta şeklinde gidiyor olacaktı.
5 numara ne yapmış arkadaşlar? Normale yaklaşmış. Yani bir kere 5'i direkt ne yaptık? Ege'lik 5 yolunda gidemez. 4'e baktığımızda normalden uzaklaşıyor. Bu gelme açısına göre evet değişebilir. Gelme açısından küçükse karşı ortama geçecektir. Normalden de uzaklaşacaktır. 3 numaraya baktığımızda ayırıcı yüzey üzerinde yani yüzeyi yalayarak geçiyor. Bu da iyi gelme açısıyla sınır açısının eşit olduğu durumda gerçekleşir. Yine çoktan aza geçerken. 2'ye ve 1'e baktığımızda şimdi tam yansıma olabilir demiştik çoktan aza geçerken. Tam yansımada ne oluyordu? Gelme açısı sınır açısından büyük oluyordu ve gelme ile yansıma açısı eşit oluyordu. Şimdi en son cümle gelme ile yansıma eşit. Bunu kim sağlıyor? 1. Ancak 2'ye bakın gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit değil. O zaman 2 ne yapamaz? Olamaz. Cevabımız ne oldu? 2 ve 5 olmuş oldu. 8. sorumuz. Kırılma indeksleri N1, N2 ve N3 olan ortamlarda bir K ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. K ışınının ortamlardaki ilerleme hızı sırasıyla V1, V2 ve V3'tür. Buna göre hızlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi burada hatırlamamız gereken önemli bir kuralımız var. Kırılma indeksi ilişkileriyle hız ilişkisi ters orantılıydı. Yani ilk yapmanız gereken N1, N2, N3 arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini bulmak. Bu bulduğunuz ilişkinin tam tersi ne olacaktır? Hızlar arasındaki ilişkiyi verecektir size. Şimdi ben burada normalleri çizerek size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın N1'den N2'ye geçerken ışın bu ortama geçtiğinde ne yapmış? Normale yaklaşmış. Normale yaklaştığında azdan çoğa geçiyoruz. Yani N2, N1'den büyük. Diğer şekilde N2'den N3'e geçerken baktığımızda N2 N3'ten bakın burada normal inceleyin arkadaşlar. Bakın paralelleri görüyorsunuz. Paralellikte bir özellikten bahsetmiştik size. Burada dikkat ederseniz tam ortadan geliyor. N3'ten giderken de tam ortadan. Yani N1 ile N3 birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bunu biz paralel ortamlar kuralını anlatırken size ifade etmiştik. Şimdi o zaman ne oldu? N2 N1'den büyük. N1 ile N3 paralel ortam kurallarına göre birbirine eşit. Yani N2 büyük, N1 ile N3 birbirine eşit. Ancak dedik, ışığın ortamlardaki hızı kırıcılık indeksiyle ters orantılı. O zaman bizim cevabımız V1 eşit V3. Bunlar da V2'den büyük olacak şekilde. 9. sorumuz. Kırılma indeksleri arasındaki ilişki. N2 büyük N1 olan ortamlardan N1'den bir I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Şimdi N2 büyük N1 ise az yoğundan çok yoğuna geçeceğiz demektir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olur? Tekrar söylüyoruz. N2 büyük N1 ise az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapacağız. Şimdi kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçerken ışın normali ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. O zaman bir ne oldu bu durumda? Doğru olmuş oldu. Normale yaklaşarak. Tam yansıma yaparak geldiği ortama geri döner. Şimdi tam yansımanın olabilmesi için birçok kez söyledik. Çok yoğun ortamdan az yoğuna geçiş olması gerekiyor. O zaman 2'yi sağlamadı. N2 ortamına geçtiğinde hızı artar. Bir önceki örnekte ifade etmiştik. Demiştik ki ışığın ilerlediği ortamın enisi büyüdükçe ışığın ortamdaki hızının büyüklüğü de ne olacaktır? Azalacaktır. Yani siz azdan çoğa geçtiğinizde hızınız artmayacaktır. Aksine azalacaktır. O zaman 3 de yanlış oldu. Doğru cevabımız normale yaklaşarak kırılır. Yani yalnız 1 olacaktır arkadaşlar. 10. sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sınır açısı ve tam yansıma olayları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişlerde gerçekleşir. Evet, doğru. Bu bizim için kural. Ortamları ayıran yüzeye dik gelen ışınlar kırılmadan diğer ortama geçerler. Evet, demiştik ki normal üzerine geliyorsa yani yüzeye dik geliyorsa evet hızı diğer ortama geçişine değişir ancak doğrultusu ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Yani 2 de doğru.
Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışınlar normalden uzaklaşarak kırılır. Bu yanlış, bunun tam tersi doğru. Az yoğundan çok yoğuna geçerken arkadaşlar ışınlar normale yaklaşarak kırılır. Yani cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 11. örneğimiz. I ışınının kırıcılık indisi sırasıyla NX, NY, NZ olan ortamlarda izlediği yol verilmiştir. Buna göre kırıcılık indisleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olmalıdır? Yine daha önceki örneklerde de söylediğimiz gibi yüzeye gelen dik doğrultuyu yani normali çizerseniz bu size çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü normale uzaklaşıp yani ya da normale yaklaşmasına göre ortam indisleri ne yapabiliyoruz? Karşılaştırabiliyoruz. Şimdi şekil üzerinde incelediğimizde bakın yüzey normalini bu şekilde yaptığımızda X'ten Y ortamına geçtiğimizde normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Yani Y ortamı az yoğun olmuş oldu. Şimdi Y'den Z'ye geçerken normalden uzaklaşmış. O zaman Z de az yoğun ortam olmuş oldu. Yani en yoğun kim? X, sonra Y, sonra Z sıralamasında. Tekrar söylersem, X'ten Y'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Yani Y ortamı az yoğun. Y'den Z'ye geçerken yine normalden uzaklaşmış. O zaman Z, Y'ye göre de daha az yoğun bir ortam. Yani en yoğun kim olmuş oldu? X, daha sonrası Y, en son da Z olmuş oldu. Şekildeki ortamlarda X cismine bakan gözlemci hangi şekillerde X cismini olduğu yerden daha yakında görür? Parantez içerisinde bize ortamların kırıcılık indisleri yani yoğunluk sıralaması verilmiş. Şimdi kırılma indisi küçük olan saydam bir ortamdan büyük olan düz yüzeyli saydam bir ortama baktığımızda cismi normalden daha yakın bir doğrultuda görüyoruz. Yani daha olduğu yerden yakında görüyoruz. Ne zaman? Kırılma indisi küçük olandan büyük olana baktığımızda. Ve o zaman incelersem kırılma indislerini bakın burada yine arkadaşlar belirttim. Sudan cama baktık. Burada havadan cama baktık. Burada da havadan cama baktık. Şimdi sıralamaya bakarsak küçükten büyüğe doğru bakmamız gerekiyordu. Su cam, evet küçükten büyüğe. Hava cam, evet yine küçükten büyüğe. Hava cam, yine küçükten büyüğe. O zaman ne olmuş oldu? Her üçünde de cismleri oldukları yerden daha yakında görmüş olduk. 13. sorumuz. K kaynağından çıkan ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar şekildeki gibi verilmiştir. Şekilde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişin izlediği yollar hangisi, bakın hangisi yanlıştır diyor. Çoktan aza geçerken. Şimdi sıralamaya baktığımızda mesela 5 ile başlayalım yine. 5 tam yansıma. Evet çok yoğundan az yoğuna geçerken tam yansıma gerçekleşebilir. 4 ayırıcı yüzey üzerinde ilerlemiş. Yine çoktan aza geçerken gelme açısı ve sınır açısı birbirine eşit olduğunda evet olabilir. 2 ile 3'te bakın normalden uzaklaşarak geçmiş. Yani çoktan aza geçerken zaten normalden uzaklaşmamız gerekiyor. Ancak şurada bir numara doğrultusuna baktığımızda şimdi ışın burada ne yapmış? Yüzeye dik gelmiş. Yani gelme açısı sıfır. Ne demiştik biz bununla ilgili? Gelme açısı sıfır olduğunda yani ışın yüzeye dik geliyorsa hız değişir. Ancak ilerleme doğrultusunda bir değişiklik olmaz. O zaman burada hangisi yanlış olacak arkadaşlar? Bir numara yanlış olacak. Yani o yolu izleyemeyecek. Saydam X ortamından Y ortamına gelen bir I ışını tam yansımaya uğruyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Tam yansıma. Bunu direkt aklınızda oluşturun. Tam yansımayı gördük mü çoktan aza geçiyoruz. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi tam yansıma ne zaman olur dedik? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Alfa eşittir teta kesinlikle doğrudur diyor. Bilemem. Nx büyük ny bu yanlış çünkü dedik ki çoktan hızlı gidiyoruz. Yani ny büyük nx şeklinde olmalı. Sınır açısı alfa açısından büyüktür. Şimdi ne zaman dedik
tam yansıma gerçekleşir. Çoktan aza geçerken ve gelme açısının sınır açısından büyük olması lazım. Gelme açımız burada alfa ise alfanın sınır açısından özür dilerim, sınır açısının alfadan büyük olması gerekir. O zaman ne oldu? 3 yanlış oldu. Evet, pardon arkadaşlar. I ışını yukarıdan geliyor. Mx büyük en y. Evet, doğru. 2 doğru. Az önce de söyledim ama söylediğim şeyle okuduğum şeyi tam tutturamadım. Çoktan aza geçerken olduğu için I ışını da Nx ortamından geliyor. Nx büyük Ny şeklinde olacaktır. Soru 15. İki özdeş bardaktan biri su ile, diğeri de kolonya ile farklı yüksekliklere kadar dolduruluyor. Sıvı dolu bardakların içine özdeş iki çatal bırakılıyor. Kolonya dolu bardaktaki çatal, su dolu bardaktaki çatala göre daha kırık görülüyor. Her ikisi de sıvı olmasına rağmen kolonya dolu bardakla çatalın daha kırık görünmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakın birinde su var, birinde kolonya var. Bakalım neler söylenmiş. Işığın yayılma hızı her sıvıda farklı olduğundan ışık farklı oranda kırılır. Evet, bu doğru. Işığın yayılma hızı ortamlarda farklılık gösteriyor. Işık farklı ortamlarda farklı kırıldığı için nesnelerin görüntüleri aynı olmaz. Evet, bu da doğru. Yani bir hava ortamında, su ortamında kırılması birbirinden farklı. Sıvıların yükseklikleri farklı olduğu için ışığın kırılması farklılaşmıştır. Şu ana kadar sıvı yüksekliği ilgili herhangi bir bilgi vermedik. Yani üç bu durumdan bağımsız arkadaşlar. Sinel yasasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ortamın kırılma indisi büyüdükçe ışığın ortamdaki hızı azalır. Kırılma indisi ile hız arasındaki ilişki ters orantılı demiştik. Yani bu doğru. Gelen ışığın yüzeyin normal çizgisiyle yaptığı açı artarsa hızı azalır. Şimdi diyor ki gelen ışığın yüzeyin normal çizgisiyle yaptığı açı artarsa, yani açı artarsa hız azalır diyor. Ama bu aslında nedir arkadaşlar? Yanlış, doğru değil. Hava ortamından denizin içine baktığımızda balıkları olduğu yerden farklı yerde görürüz. Aşağıdakilerden hangisi aynı sebepten dolayı oluşmaz? Şimdi farklı görmemizin nedeni ne? Işığın ortam değiştirdi burada ve kırılmaya uğradı. Şimdi serap olayı kırılmayla mı alakalı? Evet, yine konu anlatımında bahsetmiştik. Gökkuşağının oluşması, prizmadan geçen ışığın renkleri ayrılması, su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık gibi görünmesi, bunların hepsi ışığın kırılmasıyla alakalı. Tümsek aynada görüntü oluşması arkadaşlar bunlardan bağımsız bir durum. O zaman hangisi aynı sebepten dolayı oluşmaz derse cevabımız B, yani tümsek aynada görüntü oluşması diyeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.